Yağmur. Kızım. Sen burada mıydın? Yavrum. Evine gitmemiş miydin sen? Aman benim papatya kızım bu. Oy oy. Anneciğim. Ya çok canım sıkıldı, çok. Ya abinle Ay'dan ayrılmış yine. Ama tabii bu sefer suç abinde. Allah'a var. Doğruya doğru kız çok uğraştı şimdi. Sana ne oldu? Enver. Ne olmuş Enver'e? Bir şey yaptı bu. Yapmış yani. Ne yapmış? Ya sen... Sen nasıl böyle bir adamın elini öpersin? Nasıl böyle bir adamın evinde yiyip içip alem yaparsın? Yağmur, bir hata yaptım. Gençtim. Bu herif babamın arkadaşı. Anlatma bir şey bana. Anlatma. Kendimi savunamayacak mıyım ya? Savunma Enver. Savunma, böyle bir şeyi savunma. Hani her konuda arkamdaydın? Ha? Kötülüğümü görmüyordun. Geçmişimi biliyorsun Yağmur. Ben sana hiç rol yapmadım ki. Enver, bu kötülük değil. Bu başka bir şey. Bu iğrenç bir şey bu. Ben senin... Kimsenin önünde eğilme işini seviyordum. Senin dik duruşunu seviyordum. Senin kendini Mehdi ilan eden, insanların inancını sömüren bu adamla ne işin olabilir ya? Sanki adamın kötülüğünden ben sorumluymuşum gibi konuşuyorsun ya. Bilip de sesini çıkarmadıysan sorumlusun Enver. Nereye? Görmek istemiyorum seni. Bebeğim lütfen bir dur ya. Dokunma bana. Söyleyemem. Ama çok sinirlendirdi anne beni. Yani hatta soğudum galiba biraz. Soğudun mu? Yok canım, konuşulur, halledilir öyle hemen. Öyle laflar etme. Soğudum mu oldum? Bilmiyorum ki anne ya. Aman ne meraklısınız hepiniz ayrılmaya, soğumaya. Dur beni sinirlendirme şimdi. Hallederiz. Ben ikisinin de kulağını çekeceğim zaten. İkisinin de çekeceğim. Ne işin var lan senin burada? Asıl senin ne işin var lan? Senin oldu zaten her şey. Herifler görüntüleri gönderdi Yağmur'a. Başın göğerdi mi? Bulaşma şu heriflere dedim sana. Ulan sana mı soracağım kime bulaşıp bulaşmayacağım? Herkese zararsın lan. Herkese. Ulan ne biçim konuşuyorsun lan sen? İstediğim gibi konuşurum lan. Sana ne? Ağzını kırarsam konuşamazsın. Kırsana lan. Ne oluyor be? Ne oluyor? Ne yapıyorsunuz siz ya? Ne işi var anne bunun burada? İkiniz de geçin içeri. Ben sonra geleyim mi Fatma anne? Geçin dedim! Lan oğlum. Lan çekilsene lan. Lan sen çekil lan. Sizin derdiniz ne ha? İkiniz de sizi seven gül gibi kızlar bulmuşsunuz. Ya daha ne istiyorsunuz be siz? Sen, madem kıza evlenme teklif ettin, heveslendirdin, umutlandırdın. Ya sen neden devamını getirmiyorsun da bunun? Gidip başını belaya sokuyorsun yeniden. Anne. Bak, bu bir soru değildi. Araya girme. Sen. Bak sen gerçekten ne halt karıştırdın bilmiyorum. Ama seni bu kadar seven, her koşulda savunan bir kızı bile böyle küstürdüysen kesin çok kötü bir şey oldu demektir. Kötü bir şey değil. Kötü bir şey değil. İğrenç bir şey var ortada anne. Lan araya girme dedi Fatma anne. Niye giriyorsun? Saygısız. Lan sana mı soracağım nereye girip girmeyeceğimi? Benim evim benim annem lan. Bırakın didişmeyi. İkiniz de ne yapıp edip barışacaksınız kızlarla. Ya Fatma anne beni bununla bir tutmasana. Ben barışmak istiyorum zaten. Ben seviyorum karımı. Karım diyor hala ya. Ulan ne karısı? Evlenemediniz lan siz. Beceremedin oğlum sen. Lan fırsat mı oldu başımıza sardığın belalardan? Ben mi sardım lan başımıza belaları? Babanı da mı ben sardım başımıza? En büyük belasızsınız lan. Ya yeter kavga ettiğiniz. Saygılı olun bakayım ikiniz de birbirinize. Siz kardeş sayılırsınız artık. Anne ne kardeşi, saçmalama ya. Oğlum. Kayınbirader ne demek? Yani biradersiniz işte, biradersiniz. Aynen. Türkçe öğren biraz. Birader.
Ulan bak elimin tersiyle çakacağım ben şimdi. Hala çakacağım diyor ya. Bu nasıl bir şiddet sevdası ben anlamadım. Git tedavi ol lan sen. Daha sen hemen gidiyorsun, Aydan'ı buluyorsun. O yüzüğü geri veriyorsun, barışıyorsunuz. O iş biraz zor anne artık. Bak ben zoru moru anlamam, barışacaksınız. Yeter o kızın da senden çektiği eziyet artık, yeter. Fatma anneciğim, ben müsaadenle gidip karımı görebilir miyim? Hayır efendim, göremez. Bir gün bekle, bir siniri geçsin. O niye hemen görüyor da ben bekliyorum? Oğlum, ben kızımı tanıyorum. Üstüne gitme, bekle biraz, soğusun. Ya anne, niye taktik veriyorsun şuna ya? Hazır ayrılmışlar ne güzel, bırak bitsin gitsin. Babasız mı büyüsün o çocuk? Senin de yeğenin olacak üstelik. Baba mı? Bu mu baba? Yemin ediyorum bunsuz büyüsün daha iyi ya. Tam bir gaddar ya. Hadi bakayım. İkiniz de çıkın. Geldin. Oğlum nedir senin bu deniz merakın ya? İyi akşamlar Fatma anneciğim. Rahatsız etmedim inşallah. Ne yapıyorsun Enver? Yatmaya hazırlanıyorum. Burada mı yatacaksın? Evet. Neden diye sor. Sormuyorum. Neden diye soracak olursan evde yatmaya çalıştım. Ama senden uzak olunca uyku tutmadı. Ben de yastığı yorganı kaptım geldim. Uyumadan önce de bir şarkı dinleyeyim dedim ama tesadüfe bak, senin de en sevdiğin şarkı çıktı. Ya tesadüfe bak sen. Bir mahsur var mı burada yatmamın? Ne yaparsan yap. Ama dikkat et, sürüklenme. Büyük bir gemi ezip geçmesin seni. Vallahi sensiz olduktan sonra ezip geçsinler, ne önemi var? Laflara bak ya. Sen de gel istersen, bayağı yer var burada. Kıvrılır yatarız. Çok güzel oluyor ya, tatlı bak. Böyle sallana sallana uyuruz. Ben memnunum halimden. Sağ ol. Oğlum ne yapıyor? Çok, çok hareketli bugün. Aslanım benim be. Babasının oğlu o. Neyse ya. Yatıyorum ben. Müziği kapat. Odama gidiyorum. Allah rahatlık versin hayatım. Gerçekten rahatmış ha. Beşik gibi. Buyurun, kime baktınız? Enver. Oğlum. Sen ne yapıyorsun burada? Ne iş? Emlakçı mı oldun yoksa? Vah 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 vah. Çok üzüldüm bak, çok çok üzüldüm, çok. Oturabilirsin dedim mi ben sana? Olanları duydum. Çok canım sıkıldı Enver. Hayırdır, ne olmuş? O sahtekar Arif mübarek senin kasetlerini metresine yollamış. Düzenbaz herif. Senin işin tabii. Aklıma gelmişti aslında. Sen mi talimat verdin gönder diye? Yok, vallahi benim bu işte bir alakam yok. Benim günahımı alma. Metresin kızdı mı? Metres deyip durma lan.
Karım olacak o benim. Sen engel olmasan şimdiye kadar 40 sefer olmuştu zaten de. Yani aranız bozulmamıştır inşallah. Bozulmadı. Barışacağız yine, kafanı yorma sen. Yok yok yok, yalan söylüyorsun. Sensiz kavga ettiniz. O kız kavga eder. Sen hep arkanda durdu. Ama nereye kadar? Kafa ütülemeye mi geldin sen buraya Ekber Baltacı? Ha? Vallahi seninle çene yarıştıracak havamda değilim ya. Defol git hadi. Gideceğim, gideceğim Enver. Yalnız kulağıma bir şey çalındı. Senin işlerin küçülmeye başlamış. Bir de etrafındaki adamlar birer birer seni terk ediyormuş. Herkesi tehdit ediyorsun çünkü. Ekber Baltacı'ya savaş açan bedelini öder. Sen benim işlerimi dert etme. Ben toparlarım. Toparlayamazsın Enver, toparlayamazsın. Neyse. İşte gene baba kalbi. Sana bir teklifim var. Eskisi gibi baba oğul olalım. Ambargoyu kaldırıyorum. Enver. Sen bu değilsin oğlum. O kurtla, müdürle daha anla takılıyorsun. Ama onlar senin dengin değil. Sen onların gözünde piyonsun. Piyon. Bak, senle bir anlaşma yapalım. Sen bana kurtla müdürü ver. Ben de o kızla evlenmene izin vereyim. Ve tekrar Ekber Baltacı'nın oğlu olacaksın, kurtulacaksın Enver. Senin kafana bir şey falan mı düştü, hayırdır? Ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu? Yağmur'la evlenmeme engel olmayacaksın yani. Saray düğünü yapacağım sana, saray düğünü. İşlerin düzelecek Enver. Kurtu ver bana. Müdürle ilgili de bilgi toplarsın. Güzel değil mi? Ha? Enver'in babasıyla düzeldi arası. Bundan iyisi Şam'da kayısı. Ha? Ekber Baltacı dedi ki, düşün oğlum bunu, düşün. Sana iyi düşünmeler Enver. Hadi eyvallah. Sen bunu bir düşün dedi Ekber. Ha, sen ha? Hocam çok büyük hayranınızı. Melek yüzlü şeytan seni. Bak bu yaptığınız var ya suç. Adam kaçırma. Gasp. Haneye tecavüz. Burada yeterince suç var Arif Bey. İzin dışında insanların videolarını çekmek. Gasp. Şantaj. Tecavüz. Bir bin sene yersin sen. Mesut'un evdeki kızlar konuşmaya hazır. Bakalım senin evdekiler neler anlatacak? Onlar konuşmazlar. Korkarlar benden. Niye korkuyorlarmış senden? Bana bir şey olmayacağını bilirler. Hı. Niye sana bir şey olmuyor? Bana kimse dokunamaz. Mehdi'yim çünkü ben. Nesin nesin, bir daha söyle. Seçilmiş insanım ben. Daha çok ağzın ***miş insan gibi duruyorsun. Cahilsin. Cahil, hadi bak. Dokun bir daha da nasıl çarpılıyorsun ha? Çarpılmadım lan. Arif, sen yanlış biliyor olmuyorsun. Belki de sıradan birisin. Belki sadece yalancısın, dolandırıcısın. İğrenç bir sahtekarsın.
korkmuyorum hiçbirinizden. Ölümden de korkmuyorum. Çünkü ben ölmeyeceğim. Bu beden ölebilir ama başka bir bedenle geri geleceğim. Korkma, korkma. Öldürmeyeceğiz seni. Kurt. Ne yapacaksın onunla? Bununla senin en değer verdiğin şeyi keseceğim. Hayır. Adam edeceğim seni. Hayır. Tut. Yapma. Tamam. Kesme lütfen. Tamam, her şeyi söyleyeceğim. Her şeyi itiraf edeceğim yapılanlara. Hayır, ne olursun yapma. Her şeyi anlatacaksın lan. Tamam. Hayal'in ölüm emrini nasıl verdiğini söyleyeceksin. O insanları nasıl dolandırdığını, nasıl kandırdığını, gerçek Mehdi olmadığını da söyleyeceksin. Tamam. Konuş. İsminle başla. Ben Arif Mübarek. Ben gerçekten Mehdi değilim. Evel, babacığım nasılsın? İyiyim oğlum, sen nasılsın evladım? Ömer, düşündün mü? Kurt'la müdürü bana verecek misin? Düşündüm. Uzun uzun düşündüm teklifini. Sana cevabımı iletmek için aradım. Hadi bekliyorum. Söyle çabuk, hadi. Git. Ne diyorsun lan? Hayvan ol hayvan! Git diyorum işte, cevabım bu. Bir de şu aralar haberleri kaçırma ha. Senin arkadaşınla ilgili bomba gelişmeler var. Kiminle ilgili? Arif Mübarek. Hani benim şu piyon olduğum ekip vardı ya, kendisini ömür boyu hapse attıracak kanıt buldu. İnşallah herifin kasasından senin de kirli çamaşırlarını ortaya dökecek kanıtlar çıkmaz. Hadi kal sağlıcakla. Yandı gülüm keten elva. Bebeğim. Nasılsın? İşte. Çiçekleri gördün değil mi? Gördüm. Ama bir anlamı yok benim için. Çiçekli olacak bir şey değil bu. Doğru. Haklısın. Ne bu? Haberi oku. Arif Mübarek tutuklu yargılanacak. İşi bitti. Ömür boyu hapiste olacak. Benim de biraz da olsa katkım var. Nasıl yani? Yani işte herifi içeri biz attırdık, operasyon yaptık. Abinle birlikte. Gerçekten. İstersen abine sor. Yok. Tamam, sen öyle diyorsan. Tamam. (Gülüyor)
Beni affedebilecek misin?